Merhabalar dostlar. Hemen üçgende açıların test ikisiyle devam edelim dostlarım. Şu slogan çok hoşuma gitti. Bunu böyle her videoda göstermek istiyorum. Sana full yakışır. Daha doğrusu size full yakışır arkadaşlar. İyi dinleyin, iyi öğrenin arkadaşlarım. Her soruyu mutlaka takip edin. Özellikle hiçbir şey yapamıyorsanız geometride çok yavaş tane tane anlatacağım arkadaşlarım. Konu anlatım videolarımızı da izleyin. Bu soru çözümlerini de izleyin. Göreceksiniz. İnşallah siz de size yakışanı yapacaksınız. Yani full yapacaksınız dostlarım. Hemen üçgende açıların ikinci testiyle devam ediyorum Gobeller. Bakalım ne demiş. Dik üçgen, dik üçgen demiş. Tamam. ABC de dik üçgen. Şu da dik üçgen. X artı 16'yı, 2X'i göstermiş. 50'yi göstermiş. BED. BED. Yani şuradaki açının ölçüsünü bize soruyor. Bakalım neler yapıyoruz dostlarım. Şimdi şurada bakın. Şu açı, şu açı ve 90 derecenin toplamı 180 olacak. Üçgenin iç açıları. 90, 50 daha, 140. O zaman şuradaki x artı 16'ya kalacak 40. Demek ki x eşittir dostlarım. 16'yı bu tarafa attık. 24 çıktı. X'i bulduk. 24. Peki x 24 ise 2x ne yapacak dostlar? 48. Hemen bunu da bir paketleyelim. Şimdi şu üçgene odaklanın. Şu dik üçgene odaklanalım. Bir açımız 90. O halde diğer ikisinin toplamına da 90 kaldı. 48 ise bu adam, buraya da 42 yazacaksın ki toplamları 90 olsun. O halde cevabım 42 çıktı dostlar. Geldik ikinci soruya. Eşit açılar görüyorum arkadaşlarım. Bakın daha hiç soruyu okumadan önce yapacağım işlemi biliyorum. Eşit açılara aynı harfi vereceğiz. X, X. Şuradaki açıya Y diyelim. Bakın şu üçgende X ile Y'nin toplamı, bir de 110'u eklersek ne oluyor? X ile Y'nin toplamı 70 oluyor değil mi dostlarım? X artı Y eşittir 70. O halde buradaki açımızın da ölçüsü mutlaka ne olacak? 70 derece gelecek. Çünkü orada da X ile Y'nin toplamı var. Peki bize nereyi soruyor? BCA. BCA zaten 70 dereceyi soruyormuş bize de. Cevabı kendiliğinden çıktı bile Gobeller. Geldik 3 numaraya. Muhteşem üçlümüz vardı. Bakın burada onu görüyorum. Tık tık tık. 3 tane adam birbirine eşitse burada muhteşem üçlü arayacaktık. Ve muhteşem üçlü hangi üçgende oluyordu? Sadece ve sadece dik üçgende hipotenüs 2'ye bölünecek. Tamam mı dostum? Demek ki 90 derece burası olacak. Şuraya 90'ımızı bir yapıştıralım. Peki devam edelim. Soruyu okuyalım. ACE açısı, ACE, yani şuradaki açı için şunu söylemiş. ABE ile onun toplamına eşittir demiş. ABE. Bakın ABE'ye X demiş bu adam. Demek ki X ile onun toplamı bu açıya eşit. O halde buraya hemen X artı 10 derecedir yazdım. Bumerang diye bir kuralım vardı arkadaşlarım. Bumerang'ı yapacağım burada. Bakın şu iç bükey dörtgen dediğimiz şekle ben bumerang'a benzettiğim için bumerang diyordum buna. Ve bumerang'ın özelliği neydi dostlar? İçerideki açıların toplamı, içerideki 3 açının toplamı dışarıdaki açıya eşit. Yani 40, x ve x artı 10'un toplamı 90'a eşit. Toplayalım. 40 var, 10 da buradan geliyor, 50. Artı x ile x'in toplamı 2x eşittir 90. Demek ki 2x eşittir 40, x eşittir 20'yi paketledik. Cevabımız Denizli'den geldi. Geldik 4 numaraya. Bakalım Halit hocam ve İsa hocam nasıl bir soru hazırlamışlar 4 numarada. ABC bir üçgen diyor. Diklikleri gördük. 46 derecemiz var. Buna göre alfa kaç derecedir diye de bir soru sormuş. Şu dik üçgenle başlayalım mı soruyu çözmeye? Bakın. Şurada bir dik üçgen var. Şurası 90 derece. Şurada bir 46 derece var. O halde şu açıya ne kalmak zorunda dostum? 44 derece kalacak ki toplamları 180 olsun. Peki buranın tamamı 90'dı. 44 buraya yazdıysam buraya mecburen 46 yazacağım ki yine toplamları 90 olsun. Ve son olarak şuradaki üçgenden olayı bitiriyorum dostlarım. 96, 46 daha. 130, 142 yapıyor. 142 ise
180 olması için alfaya da 38 derece kaldı. Cevabım Bursa'dan çıktı. Ve geçtim hemen 5 numaraya. Evet, alfayı, betayı, tetayı 120 dereceyi göstermiş bize. Buna göre alfa, beta ve tetanın toplamı kaçtır diye bir soru sormuş. Bakın yine benim bumerang dediğim bir kural var arkadaşlarım. Şöyle bumerangı bir tarayalım burada. İç bükey dörtgen, bumerang dediğimiz dörtgen var burada dostlarım. Şu açının ölçüsünü, burası beta ya, 180 eksi beta diye yazıyorum. Şurası tetaysa iç açısına 180 eksi teta yazıyorum buraya. 180 eksi teta. Alfanın iç açısına da 180 eksi alfa yazıyorum. Ve neydi kural? İçerideki açıların toplamı, yani 180 eksi alfa artı 180 eksi beta artı 180 eksi tetanın toplamı dışarıdaki açı olan 120'ye eşit olacaktı Gobeller. Peki eksi alfa, eksi beta ve eksi tetayı eşittirin sağ tarafına atalım. Artı alfa, artı beta ve artı teta gelsin bunlar. Burada da 3 tane 180'in toplamı 540 var. 120'yi de bu tarafa atarsak 540 eksi 120 oluşur burada. O da ne yaptı dostlarım? 420 mi yaptı? 420. Sorunun cevabı Ceyhan'dan geldi. 6. soruya geldik dostlarım. ABC bir üçgen. Dikliklerimiz var yine. 23 derecemiz var gördük. Yukarıda verilenlere göre alfa kaç derecedir diye de bir soru sormuş. Hemen gördüğümüz, bildiğimiz şeyleri bir yazalım dostlarım. 23 derece var burada. Burası 23. 90 da buradan geldi. Şuradaki açıya ne kalmak zorunda? Ne kalıyor? 23, 90 daha 113 yaptı. 67 mi kalıyor dostlarım? Şurası 67 oldu. Peki, şimdi şu kuralı da bilin dostlar. Bakın bir tane diklik gelmiş değil mi? CD bir yükseklik. AH da bir yükseklik. Üçgenin iki yüksekliğinin kesiştiği noktaya diklik merkezi deniyor dostlarım. Ve üçüncü geçen doğru, yani yine bu noktadan geçen üçüncü doğru da yine bir diklik olmak zorunda. O halde bu da bir yükseklik oldu. Bunun devamını uzattığında yükseklikmiş meğersem bu dostlarım. Peki 67'nin ters açısı, şurası da 67 derecedir. 90, 67 daha 157, alfaya kaldı 23 derece. Cevabım Adana'dan geldi Gobeller. Evet, ilk 6 sorumuzu da gömdük. Hemen 7. soruyla devam ediyoruz dostlar. Bakalım ne diyormuş Gobeller bu. ABC bir üçgen. BD eşittir FC demiş dostum. BD FC'ye eşit. Tamam, ikiz kenar görünce ne yapacaktım? Aynı harfi yazacaktım taban açılarına. A, A dedim bunlara. Peki şurada da bir ikiz kenar görüyorum. B, B diyelim bunlara da. Peki dostum şuradaki büyük üçgene odaklanın. 46 A ve B'nin toplamı. 46 ile A ve B'nin toplamı neye eşit olacak? 180'e. Peki 46'yı bu tarafa attık. A ile B'nin toplamına ne kaldı bu durumda? 134 kaldı. A artı B 134'müş. Bir kenarda dursun. Adamın bize X'i soruyor. Şu üçgene bakın. 2A buraya yazdıysam toplamlarının 180 olması için 3. açıya ne yazmalıyım? 180 eksi 2A yazmalıyım. Şurada da 2B buraya yazdıysak 3. açıya ne yazacağız? 180 eksi 2B yazacağız. Peki şuradaki üçlünün, şu 3 açının toplamı neye eşitti? 180'e eşitti. Hadi bunları bir toplayıp 180'e eşitleyelim. Cevap da gelecek oradan dostlar. Ne var şimdi? X var. 180 eksi 2A var. 180 eksi 2B var. Ve bunların toplamı 180 olacakmış. Hadi birer tane 180'i silelim buradan. Şu eksi 2A ile eksi 2B'yi bu tarafa artı 2A ile 2B olarak bu tarafa atalım. Burada da ne kaldı? X artı 180 kaldı. Peki A ile B'nin toplamı kaçtı dostum? 134'tü. 2A ile 2B'nin toplamı ne olur bu durumda? 134'ün 2 katı 268 olur. Peki X ile 180'in toplamı 268 ise X'e kaç derece kalacak? Hemen 180'i bu tarafa attım. Eksi 180 geçti. 268'den de 180 çıkınca cevabım 88 paketledik gitti dostlarım.
Geçtik 8. soruya. Şimdi 110'u görüyoruz. 110'un hemen iç açısını 70 derece diye yazalım. 150'yi gördük. İç açısını 30 derece diye yazalım. Şu üçgende 70, 30 daha 100. Üçüncü açıya ne kalacak mecburen? 180 olması için 80. Eşit olduğundan dolayı da bunların her birine 40, 40 yazalım. Dostum şu üçgende 40 ile 30'un toplamı, iki iç açının toplamı, üçüncü açının dışına, yani x'e eşit 40 ile 30'un toplamı 70'tir. Cevabım Denizli'den geldi. 9. sorudayız dostlar. Hemen okuyalım. ABC bir üçgen. Yine eşit açılarımız var gördüğünüz gibi. Hatta şurada bir ikiz kenar var. Önce x ise bu açıya da x diyelim. Şurada da eşit açılarımız var. Y ise y diyelim buraya da. Bakın dostum şu üçgende 70 ile y'nin toplamı, üçüncü açı burası, bunun dışına eşit, yani şuranın tamamına eşittir 70 ile y'nin toplamı. Y zaten burada, o halde buraya ne kalacak? 70 derece kalacak dostlar. Peki 70 2x ile toplanınca 180 olacak. O halde 2x'in 110 olması lazım. Demek ki x'lerin her biri 55, 55 olacak dedik dostlar. Cevabımız 55 çıktı. İşte yeni nesil bir soru. Hemen okuyalım. Akın delta kanat uçuşu sırasında, delta kanat mı deniyormuş buna, çekilen resmini sosyal medyada paylaşmıştır. Tamamdır, bunu gördük. AB eşittir BC. Peki AD eşittir DC. Ona da eyvallah. 110 var. Bir şeyler daha yazılmış. Buna göre diyor ki BAD alfa kaç derecedir diye bir soru sormuş bize dostlarım. Birkaç farklı yolla çözebiliriz bu yeni nesil soruyu ama ben şuraya bir klasik sistemde bir göstereyim bunu dostlar. Şöyle bir şekil bu. Şöyle bir şey. Bu adam bu adama eşit. Bu buna eşitse kardeşim, senin yapacağın bileceğin şey şu. Bunların ikisi de birbirine eşitse şuradaki açıyla buradaki açı kesinlikle birbirine eşit olacak. Yani buraya alfa yazmış ya adam. Buraya hemen oraya da kesinlikle alfayı paketleyeceksin dostum. Ha, bunun da ispatı çok basit. Bakın şurayı çizdiğinizde bir büyük ikizkenar, bir de küçük ikizkenar. Küçük ikizkenarın şu açısına y, y diyorum. Bakın büyük ikizkenarın burası x artı y oldu. O halde burası da x artı y olması için y buradaydı, buraya da x kaldı diyebilirsiniz dostlarım. İspatını da böyle yapabiliriz. Peki şimdi bir de bumerang uygulayalım. 110 var. Alfa ve alfa var. O halde 110 ile 2 alfanın toplamı dışarıdaki açı 176'ya eşit olacak. Demek ki 2 alfaya ne kaldı bu durumda? 66 kaldı. Alfa eşittir 33, paketlendi gitti. Geldik son sorumuza. 11 numaralı sorudayız. Bu da yeni nesil bir soru. Okuyalım arkadaşlarım. Efe kırmızı, mavi ve yeşil renkli fosforlu kalemleriyle bir kağıda düz çizgiler çiziyor. Peki çizsin bakalım. Sonra mavi ile kırmızı çizgiler arasındaki açı 80. Mavi ve yeşil çizgiler arasındaki açı 45. Aynı renkteki çizgiler birbirine paralel olduğuna göre, bakın bunu biz doğruda açılarda da çözdük. Buna benzer bir soru. Yine böyle renkli kalemler vardı. Diyor ki yeşil ve kırmızı kalemler arasındaki x açısı kaç derecedir? Ne yapacaktık böyle bir soruda dostlarım? Bunları ister şöyle yukarıda başka boş bir yerde klasik sisteme çevirin. Ya da yine şekil üstünde şöyle bu verilen doğruları biraz uzatın ki paralellikler ortaya iyice çıksın dostlarım. Böyle kurallarımız var değil mi? Z kuralı, U kuralı. Bakın şu paralelliği de şöyle birazcık uzatalım. Şunu da birazcık uzatalım. Hatta şu X yeşilleri de biraz uzatalım şöyle. Yeşil paralelleri. Bunları kaçırmayalım. Şimdi bunları böyle biraz uzattığınızda U kuralı, Z kuralı, M kuralı daha güzel gözükecek gözünüze. Hatta hemen gösterelim. Bak X'in tam tersi yine X. Peki şurada bir Z harfi çıktı bak karşıma. O halde burası da X. Paketledik. Bu bir. 80. Bu tarafı 100. Peki şurada bir U kuralı çıktı karşıma. U. Bakın şurada bir U var. 100'ün şurası 80 oldu. Şu 80 ile şuradaki açı da yine bir U kuralı yaptı. Bakın görebiliyor musunuz arkadaşlarım U'yu? Şöyle biraz daha kalınlaştırdım. Demek ki burası da 100. 100'ün hemen içindeki açı da 80 derece. Bakın üçgenin açılarını yerleştirdik. 80, 45 daha 125. X'e kaldı 55 derece. Cevabımız
Nereden geldi? Adana'dan geldi Gobert'le. Evet, 2 numaralı testi de gömdük dostlarım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi bakın kendinize.